Herkese merhaba, ben Hakan Sağlıyorlu. Bu videomuzda size ansiklopedilerimi göstermek istiyorum. Benim Ana Britannica serisinden bütün ansiklopedilerim mevcut. Sonra 8 ciltlik Gökkuşak serisi mevcut. Eksik olan Bu Nedir serisi var. İşte nasıl yaşarlardı, bugün ne oldu, ne nedir falan gibi. Sonra Milliyet'in verdiği 1001 serisi ansiklopedi var. Temel Bilimler Ansiklopedisi var. Ekonomi Sözlüğü ve Türkçe Sözlüğü mevcut. Şimdi diyeceksiniz, yıl olmuş 2022, hatta 2023'e giriyoruz. Evde sözlük ve ansiklopediye ne gerek var? Google'a yazdığımızda her türlü veriye güncel bir şekilde ulaşabiliyoruz diyorsunuz. Evet, haklısınız. Güncel bir şekilde her türlü veriye ulaşabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Veriyi sadece aradığınız zaman görüyorsunuz. Onun dışında o verinin orada olduğuna, yani o bilginin orada olduğundan habersiz oluyorsunuz. Şimdi benim gençlere özellikle tavsiye ettiğim bu ansiklopedi okumanın faydalarını ben size anlatayım. Şimdi biz eşimle birlikte, hatta ileride çocuklarım da okumayı öğrendiği zaman onlar da uygulayacak. Akşam yemeğinden sonra salona geliyoruz. Böyle karambole bir tane ansiklopedi alıyoruz elimize. Ansiklopedinin karambole bir sayfasını açıyoruz. Bir tane bilgi okuyoruz. Sonrasında Türkçe sözlüğü alıyoruz elimize. Türkçe sözlükten de bir tane kelime okuyoruz. Anlamıyla birlikte. Sonrasında yılda 365 tane bilgi, 365 tane kelime ekstradan öğrenmiş oluyoruz. Ve ilgimizi çeken bir konu olursa da bunu Google'dan güncel bir şekilde araştırarak öğreniyoruz. Bu sayede her zaman bilgi dolu, kelime dağarcığımız yüksek bir şekilde ilerlemiş oluyoruz. Sizlere de bu yöntemi öneririm. Bu aralar sokaklarda kitap toplayanlar türedi. İşte parasız karşılığında kilogram şekliyle sizden kitaplarınızı alırım diyorlar. Kitapları satanlar, yani ansiklopedilerini satanlardan kitap temin edebilirsiniz. Sıfır buluyorsanız sıfır alabilirsiniz. Sahaflara gidebilirsiniz. Mesela ben bunların hepsini Türkçe sözlük ve ekonomi sözlüğü hariç sahaflardan aldım. Böyle profesyonel bir evinize set oluşturursanız çok faydasını görürsünüz. Hatta ben buraya ilerleyen zamanlarda farklı ansiklopediler de ekleyeceğim. Bu eksik ansiklopedilerimi de tamamlayacağım. Sahaflara dolaşıyorum ve bu sayede de hem bilgi hem kelime öğrenmiş oluyorum. Tekrarlıyorum. Yılda 365 bilgi, 365 tane de kelime öğrenmiş oluyorsunuz bu sayede. Bunu herkese öneririm. Çünkü biz insanlar kendimizi geliştirdikçe beynimiz de aktif oluyor. Yani okuduğumuz zaman, araştırdığımız zaman daha dinç, daha böyle sağlıklı, işte beynimizin yaşlanmadığı, unutkanlığın vesaire olmadığı insanlar oluyoruz. Yani Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklar da bu sayede olmamış oluyor. Şimdi bu ansiklopedilerle kelime dağarcığımızı ve bilgi dağarcığımızı geliştirdiğimiz gibi güncel kalmamızı da sağlıyor. Yani bir ortamda bir konu hakkında, örnek veriyorum, bir hastalık hakkında konuşuluyor diyelim. Siz de o hastalığı daha önce ansiklopedide okudunuz diyelim. Hemen ansiklopedideki bilgiyi karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Yani bir insan İsviçre çakısı gibi olmalı. İsviçre çakısı nedir? Her türlü ortamda hemen temel işlevleri yerine getirebilen bir alettir. Örneğin çok profesyonel bir tornavida pensiyenin görevini yapamaz ama doğadasınız diyelim ya da acil bir afet durumundasınız. Hemen acil bir durumda devreye girer ve yaşamınızı kolaylaştırır. Siz de öyle İsviçre çakısı gibi olursanız her yerde bilgi sahibi, söz sahibi, saygın bir kişi olursunuz. Sözünüz dinlenir, insanlar sizi parmakla gösterir. Saygın bir karakteri, kişiliğe kısaca bürünmüş olursunuz. Ben herkesin evinde kütüphane odası olmasını öneriyorum ama salonlarınıza da ansiklopedi ve sözlük koyarak, güzel de bir kütüphane alarak, benim mesela şu an kütüphanem yok,
Güzel bir kütüphaneye de kitaplık alarak bunları yerleştiriyor olacağım ve ilerleyen zamanlarda da yenilerini buldukça ekleyeceğim. Yani yemekten sonra sadece 2 dakikanızı ayırdığınızda yılda 365 bilgi, 365 kelime öğreniyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Bu arada önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.